Kahve, sudan sonra en çok tüketilen içecektir. Dünya üzerindeki günlük kahve tüketimi 2 milyar kap kadardır. Dünya ticaretinde petrolün ardından en çok işlem hacmine sahip olan kahve, üretim ve pazarlanma aşamasında da milyonlarca kişiye istihdam sağlamaktadır. Güzel kokulu beyaz çiçekleri ve kiraza benzer kırmızı meyveleri olan kahve ağacının yıl boyu dökülmeyen parlak yeşil yaprakları vardır. Ağırlıklı olarak tropikal iklime sahip bölgelerdeki 70 kadar ülkede tarımı yapılan kahvenin en çok yetiştirildiği ülke ise Brezilya'dır. Vietnam ve Kolombiya ise kahve üretiminde önde gelen ülkelerdendir. Kahve bitkisinin ana vatanı Habeşistan olarak kabul edilmektedir. Kahvenin keşfi ile ilgili çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Kali adındaki keçi çobanı bir ağacın meyvelerinden yiyen keçilerin ele avuca gelmez şekilde hareketlendiklerini, geceleri dahi ahıllarda durmadıklarını görür. Çoban Kali, keçilerin yediği meyvelerden toplayarak yakında kalan Sufi dervişlere gider ve olanları anlatır. Çekirdeklerin marifetini dinleyen Sufi derviş ilk başta fikri onaylamaz ve Çoban Kali'nin getirdiği çekirdekleri ateşe atar. Ateşe düşen çekirdekler kavrulmaya başlar ve ortalığa bildiğimiz o kahve aroması yayılır. Yayılan aroma, Kaldiye ve dervişe ilham verir. Kahve çekirdeklerinden güzel bir içecek hazırlamak için işe koyulurlar. Kavrulmuş çekirdekleri öğütürler ve özlerini bırakmak için suda kaynatırlar. Böylece ileride tüm dünyanın içeceği olacak olan kahveyi keşfetmiş olurlar. Kahvenin ilk keşfiyle ilgili çeşitli rivayetler olsa da tüm eski kaynaklarda Habeşistan'dan çıktığı konusunda görüş birliği vardır. Kahve bitkisi ismini Habeşistan'ın Kahva bölgesinden almış olması muhtemeldir. Kahve ayrıca raiha yani koku anlamına da gelmektedir. Dünyanın neredeyse her yerinde kahveye yakın isimler kullanılmaktadır. Türkler kahve, İngilizler kofi, Almanlar kafe, Macarlar kahve, Fransızlar kafe, Yunanlarsa kafes olarak isimlendirmişlerdir. 15. yüzyıla kadar yalnız Habeşistan'da bilinen, çekirdeğe kaynatılarak içilen ya da hamura katılarak gıda maddesi olarak kullanılan kahve bitkisi, 1400'lü yıllarda Yemen'de de yetiştirilmeye ve içilmeye başlanır. Yemen'den sonra Kahire ve Mekke'de de üretilmeye ve kullanılmaya başlanan kahve zamanla Orta Doğu coğrafyasına yayılır. Kahvenin İstanbul'a gelişi ise 16. yüzyıldadır. Rivayete göre Yavuz Sultan Selim döneminde Yemen valisi olan Özdemir Paşa, görev yaptığı Yemen'de içtiği kahveyi çok beğenir ve İstanbul'a dönüşünde yanında kahve de getirir. Kahvenin İstanbul'a gelmesiyle içilmesinin dinen caiz olup olmadığı konusunda tartışmalar başlar. Şeyhülislam Bostanzade Mehmet Efendi'nin kahvenin haram olmadığına, hatta faydalı olduğuna dair fetvası bu tartışmalara son verir ve İstanbul'da kahve ticareti ve tüketimi yaygınlaşır.
Kahvenin Avrupa'da tanınması ise İstanbul'a gelen Avrupalı tüccarlar sayesinde olur. Bu tüccarlar İstanbul'da içtikleri ve çok sevdikleri kahveyi Avrupa'ya taşırlar. Kahveyi İstanbul'dan Avrupa'ya ilk götürenler 1615 yılında Venedikli tüccarlar olur. Kahve Paris'e 1643, Londra'ya ise 1651 yılında ulaşır. Türk kahvesinin Avusturya'daki hikayesi ise oldukça ilginçtir. Başarısız Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı ordusu İstanbul'a dönerken gereksiz ağırlıkları geride bırakır. Osmanlı ordusundan geriye kalanlar arasında çuvallar dolusu kahve de vardır. Burada kalan kahve çuvalları Viyana kuşatmasında gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Jerzy Franciszek Kulski'ye verilir. Bu şahıs Ukrayna asıllı Polonyalı bir tüccardır. Kuşatma sırasında Viyana'da yaşamakta ve iyi derecede Türkçe bilmektedir. Kulski'nin kahramanlık hikayesi de ilginçtir. Osmanlı kuşatmasının sonlarına doğru şehirde açlık dayanılmaz haldedir. Türkçe bilen Kulski bir gece Türk giysileri giyerek kaleden dışarı çıkar. Osmanlı ordusu arasından geçerek cephe gerisinde bekleyen Lorinya Dükü Charles'a ulaşarak son haberleri alır. Dükten çok yakında Viyana'ya yardım için bir Haçlı ordusunun geleceğini öğrenerek geri döner ve bu bilgiyi Viyana'dakilere ulaştırır. Açlıktan direnecek güçleri kalmayan şehir konsül heyeti kentin anahtarını şehri kuşatan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya vermeyi düşünmektedir. Gelen yeni haber üzerine bu fikirlerinden vazgeçerek direnmeye devam ederler. Kuşatma sonrası kahveleri alan tüccar Kulski, Viyana'nın ilk kahvehanesini açar. İstanbul'dan Avrupa'ya, daha sonra dünyaya yayılan kahve, İnsanlar tarafından beğenilmesi sonucu önemli bir ticari ürün haline gelir. Kahve tarımı aynı cins kahve bitkisinden yapılsa bile yetiştirildiği ülkenin toprak yapısı, iklimi ve geleneksel işleme yöntemlerine göre farklılıklar gösterir. Ayrıca kahvenin yapılış ve sunuluş şekline göre onlarca çeşidi vardır. Kahve her ne kadar Anadolu coğrafyasında yetişmese de Avrupa'ya, oradan da dünyaya İstanbul'dan yayılmış olmasından dolayı Türk kahvesi ismini almıştır. Zaman içerisinde kahvenin yapılışı çeşitlilik arz etse de Türk kahvesinin hazırlanışının, pişirilişinin ve sunumunun kendine has özellikleri yüzyıllardır aynı şekilde süre gelmiştir. Kahvenin Kıbrıs'a gelişiyle ilgili kesin bir bilgi yoktur. Venedik döneminde Kıbrıs'ta kahvenin varlığına dair herhangi bir kaynak mevcut değildir. Büyük ihtimalle Kıbrıs kahve ile Osmanlı döneminde tanışır. Kıbrıs'a kahvenin gelişi
açık ve nettir ki Osmanlılarla birlikte olmuştur. Yani genel anlamda söyleyecek olursak kahve içeceğini, kahve kültürünü bütün dünya birazcık daha yayılmasını Osmanlılara borçlu. Bu aynı şekilde işte Kıbrıs'ın fethiyle birlikte kahve içeceği Kıbrıs'ta da çalışılmaya başlamış. Kıbrıs'ta bizim kendi firmamızın geçmişine bakacak olursak yaklaşık 100 yıllık bir geçmiş var. Büyük dededen gelme bir meslek kuru kahvecilik bize. Ondan sonra yani Kıbrıs'ta kahve içeceğinin geçmişi aşağı yukarı böyle. Yani Osmanlı'nın Kıbrıs'a gelişiyle denk. Araştırmacılara göre Temmuz 1594 tarihli bir belgede Lefkoşa'da işler durumda olan bir kahvehaneden bahsedilmektedir. Söz konusu belgede Lefkoşa şehrinde Ayasofya Efkafı'na bağlı Yenihan yakınında bir kahvehanenin bu yıl ya da önceki yıllardan beri işler durumda olduğu yazılmaktadır. 1594 tarihli başka bir belgede ise Lefkoşalı Süleyman bin Hacı Mehmet isimli bir Müslüman Yenihan'a yakın yerde işleyen bir kahvehaneyi Abraham Velet Abdullah isimli Yahudi'ye içindeki kahve eşyaları ile birlikte 3000 akçeye sattığı yazılmaktadır. Lefkoşa mimarbaşı ve birkaç Müslüman erkek bu satışa şehri mecliste tanık olmuşlardır. Bu kahvehane 3 adet halı, 10 adet fincan, 1 adet kahve dibeği, 3 adet kahve kazanı ve 1 adet pamuktan dokunmuş velence denilen beyaz havlu vardı. Yahudi Abraham bu dükkanı satın aldıktan sonra 2400 akçeye Abraham Veledi Mansur isimli bir başka Yahudi'ye hemen satmıştı denilmektedir. Osmanlı coğrafyasında kahvehane temel olarak bir Müslüman işletmesiydi. Kıbrıs'ta da kahve ticareti ve kahvehane işletmeciliği belgelerden anlaşıldığı kadarıyla zengin Müslümanlarla askerlerin özellikle Yeniçerilerin elindeydi. Birkaç Yahudi de işletmesiyle olmasa da kahvehane alım satımlarıyla ilgilenmişlerdi. ...1630'lu yıllara gelindiğinde kahve şekerle birlikte adada önemli bir ticari mal haline gelir. O tarihlerde bir okka kahvenin 80 akçeden satıldığını eski kayıtlardan öğrenmekteyiz. Kahvenin halk tarafından sevilip içilmeye başlanmasıyla birlikte kahvehaneler de çoğalmaya başlar. Bu kahvehaneler zamanla yalnızca kahve tiryakilerinin uğrak yeri olmaktan öte İnsanların sohbet etmek için toplandığı, fikirlerin tartışıldığı, köylülerin ürettikleri mahsulleri satmak için uğradıkları, sünnet, nişan gibi törenlerin yapıldığı, hatta toplumların kaderini belirleyecek kararların alındığı yerler haline gelir. İngiliz dönemi, Türk toplumunun sosyal, kültürel ve iktisaden yok olmaya doğru gittiği dönemde, bu yok oluşun önüne geçmenin, birlikte hareket etme ve toplumsal aydınlanma olduğu fikrinin filizlendiği yerinde yine bir kahvehane olduğunu görmekteyiz. Bugünkü Sarayönü bölgesinde bulunan Osmanlı Kıraathanesi, Türk toplumunda mücadele bilincini öne çıkaran aydınların ve toplumun ileri gelenlerin toplanma yeri olur. Kıbrıs kahvehaneleri günümüzde de hala arkadaşların buluştuğu, hoş sohbetlerin yapıldığı, ülke ve dünya gündeminin tartışıldığı ve tabii ki Türk kahvesinin zevkle yudumlandığı mekanlar olmaya devam etmektedir. Kıbrıs için kahve vazgeçilmez bir unsurdu. Şöyle ki Kıbrıslılar olarak biz daha çok her şeyimizi yani bütün sohbetlerimizi, acılarımızı, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi hep kahvehanelerde yaşadık, arkadaşlarımızla yaşadık. Ve bu arada tabii bol bol kahve içtik. Kahvenin Türkiye'de yasaklandığı, bulunmadığı dönemlerde bile buradan orada okuyan, Türkiye'de okuyan arkadaşlarımız kahve ticareti yaparak, bavul ticaretiyle kahve götürerek tahsillerini idame ettirmişlerdi.
Kıbrıs'ta kahve kültürü var. Kahve, çay pek bizde çaylar sabah kahvaltısında kullanılır. Başka zamanlarda hiç kahvelerde kullanılmaz. Kahveye gelen kahve içer. Ama şimdi Türkiye'den gelen vatandaşlar da olunca çaylar da başladı arada. Şu anda içinde olduğumuz kahvehane öyle bir yerdir. Burada sabahleyin saat 5'ten itibaren grup grup arkadaşlar gelir. Saat 5'te işçiler gelir. Güneye geçecek olan erken işbaşı yapan işçilerimiz buradadır. Kahvelerini burada içerler giderler. Saat 7-7.30 gibi eski bürokratlarımız gelir. 9 gibi de bizler emekliler gelir. Yani 3 dönem, 3 grup insan gelir. Ve bu kahvehane her türlü konuşmanın, her türlü görüşün dile getirildiği, bol bol kahve içilen bir yerdir. Kimse kimseye karışmaz. Herkes karşısındakinin görüşüne saygı duyar, dinler. Beğenmese de kusura bakma ben katılmayacağım der senin görüşüne. Benim görüşüm budur. Ama hiçbir zaman burada ne kavga ettik ne de birbirimizi üzdük. Burada her türlü politika, her türlü dünya sorunu da tartışılır, ülke sorunu da tartışılır. Biz kendimize göre çözüm de buluruz. Biz burada hükümetler kurarız, hükümetler bozarız. İhtilal da yaparız. Su da getiririz, suları da dağıtırız. Her türlü projeyi yaparız. Ülkenin sorunlarını burada rahatça konuşabiliriz. Kahve içme alışkanlığı Kıbrıs kültürünün önemli bir parçasıdır. Kahvenin yanında bir bardak suysa her yerde olduğu gibi olmazsa olmazlardandır. Kıbrıs'ta kahve içilmeden önce fincana birkaç damla soğuk su ilave etmekse adettendir. Sebebine gelince... Daha eskilerin söylendiğine göre zehir varsa fincanda da döken suyu köpürürmüş. Da ondan sakınırmış o zehirlenmemesin diye. Onu böyle bir söylenti vardı. Ama hakikat olup olmama bilmiyorum. Anadolu'da yaygın olan çay içme alışkanlığına karşın Kıbrıs'ta kahve tüketimi ön plana çıkar. Kıbrıs'taki kahve tüketimi Türkiye'nin yaklaşık 6 katıdır kişi başına tüketim. Bu da tahmin ederim yaklaşık rakamlarla. Tabii bunun tümü ülke içinde mi tüketiliyor yoksa turistik amaçlı ülke dışına da bir şekilde çıkışı oluyor mu? Bu resmi ihracatın dışında gayri resmi şekilde ülke dışına çıkışı satın alma yoluyla hediyelik mağazalardan filan. Rakam yıllık 6 kilo gibi bir rakamı gösteriyor kişi başına tüketim. Kıbrıs insanı ağırlıklı olarak sıcak içecekler konusunda kahvecidir diyebiliriz. Bir zamanlar yeşil kahve çekirdekleri evlerde kavrulup havanlarda dövülerek hazırlanırdı. Günümüzde ise kahve çekirdeklerinin işlendiği birçok modern tesisler vardır. Öncelikle tabii uzun yıllar önce iptidai usullerle elektriğin olmadığı bir dönemde kahve içeceği el aletleriyle kavrulup dövülüp yapılıyordu. Ondan sonra İşte elektrikle birlikte elektrikleşme biraz atölye gibi çalışmalarla, atölye çalışması yani sanayi şeklinde dönüşmesi çok daha sonralar oluyor. Atölye çalışması şeklinde kahvecilik Kıbrıs'ta gelişti.
başta Brezilya olmak üzere değişik ülkelerden ithal edilen yeşil kahve çekirdekleri bu tesislerde işlenmektedir. 6 tane tam otomatik paketleme yapabilen firma var. Bunun yanında birkaç tane de küçük firmamız halen eksik değil. Şöyle aslında ilginçtir bu kadar ufak bir ülkede. Bakın bu dediğim 6 tane firmadan bahsediyorsunuz. Daha bundan 20-25 sene öncesinde nüfusu 2 milyonluk Adana'da böyle bir işletme yoktu. Yoktu. Bugün var. Bugün var, o zamanlar yoktu. Bunun temel nedeni de kahveye özellikle Türkiye'den indirekt talep bunu yaratmıştır Kuzey Kıbrıs'ta. Ülkedeki kahve ticareti de küçümsenmeyecek ölçüdedir. 1970'lerin sonuna geldiğinde Kuzey Kıbrıs'a kahve ithalatı 4 ile 5 bin ton arasındaydı yıllık. Bu çok büyük bir rakam. Yani ufak bir ülkede nüfusun bu kadar sayılı olduğu bir ülkede bu kadar kahve tüketimi mümkün değil. Yani su yerine kahve içsek bu olacak bir şey değildi. Gelelim kahve ithalatına. Şu anda bizim işletme olarak stokumuzda aşağı yukarı 12 değişik ülkeden kahve var. Niye bu kadar çok diye sorarsanız, Türk kahvesinde ağırlık ana ham maddesi, bizim de bugün için kullandığımız ana girdisi Brezilya çekirdeğidir. Türk kahvesine uygun bir çekirdek ama bir takım eksikleri olan bir çekirdek. Dolayısıyla kahvecilikte harman çalışmak önemlidir. Yani 2-3 değişik Arabica çekirdeği bir araya getirip kendinize has bir harman yaratmanız gerekir ki bir damak tadı oluşturasınız. Yani birazcık da işin püf noktası orada. İyi bir harman, iyi bir teknoloji, kontrollü bir teknoloji size ufkunuzu açar, pazarınızı genişletir. Dediğim gibi şu anda Brezilya'dan Endonezya'ya kadar geniş bir yelpazede aşağı yukarı 12 ülkeden ithalatımız var. Değişik çekirdekler ithal ediyoruz. Değişik maksatlar için. Şu anda sadece dünya kahveleri serisi diye tabir edilen tek orijinli filtre kahvede 6 çeşite ulaşmış bulunmaktayız. Ki bu imkanları aslında bize sağlayan ne oldu biliyor musunuz? İç pazar değil, ihracat pazarı. Türkiye pazarı bu imkanları bize sağlamış oldu. Çünkü Türkiye'de kahve tüketimi bizden çok geride olduğu için tüketim, kişi başı tüketim süratle pazar genişliyor, büyüyor. Kıbrıs'ta kişi başına tüketimin yüksek olması ve Türkiye gibi büyük bir pazara ihracat yapabilmesi, adadaki kahve ticaretinin büyüyüp gelişmesine yardımcı olmuş. Ancak 1960'lı yıllarda hatırı sayılır kahve ihracatının yapıldığı İngiltere pazarı, 1963 yılından 1974 yılına kadar olan çatışma döneminde kaybedilmiş. Adadaki Türk nüfusundan fazla Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bu pazar Yunan ve Rum ürünlerinin hakimiyetine girmiş. Çok uzun yıllar öncesinden bile Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç eden bir nüfusumuz vardı biliyorsunuz. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında bu çok hızlı gelişti. Hatta bugün söylentiye göre oradaki nüfus buradakinin neredeyse 1,5 katı filan. Dolayısıyla ta 1960'lardan başlayarak bizim o zaman işin başında olan amcanın ihracatı vardı İngiltere'ye de. Kıbrıs'ta da az da olsa bir dağıtım şebekemiz vardı. Yani yakın Girne'ye rahatlıkla ulaşabiliyorduk. Magosa'ya servisimiz vardı. Orada müşteriler vardı. 63 yılında bu iş biraz akamete uğradı savaş dolayısıyla. 74 sonrasında aradan epey zaman geçtikten sonra tabii
İngiltere'deki pazarı kısmen kaybettik. Niye kaybettik? Çünkü ihracat şansımız ortadan kalktı. 63'ten 74'e kadar. Daha 74 sonrasında ekonominin, işletmelerin toparlanıp yeni baştan Bismillah işe başlayabilmesi için zaman geçti. Bu arada da Kıbrıs Rum firmaları, iki tane firma İngiltere'deki Türk kahve pazarına hakim oldu. Tabii damak tadını da alıştırdı oradaki insanlarımızın. Dolayısıyla o pazarı yeni baştan kazanmak pek de kolay bir iş değil. Bir ara biz de gönderiyorduk. Halen birkaç firmamız İngiltere'ye gönderme yapıyor. Ondan sonra İngiltere ile sınırlı kalmak mı lazım? Hayır. Şu anda etnik pazarlarda, özellikle Avrupa, kıta Avrupa'sında nereden baksanız bir 7-8 milyon Türk nüfus var. Buna Suriyeli nüfusu da ilave edeceksiniz. Şu anda Almanya'daki nüfusları 1 milyon adamlar neredeyse. Göçmen nüfusla birlikte herhalde Avrupa'da 10 milyonluk bir pazar var diye düşünüyorum. Özellikle Almanya üzerinden bazı çalışmalarımız var kahve konusunda. İnşallah başarırız. İthalatta ve ihracatta çok fazla zorlukla karşılaşmayan kahve üreticilerinin sorunları ise diğer işletmelerin yaşadığı genel sorunlarla aynı. Sektörün genel sorunları şeyden kaynaklanıyor. İşletmelerin yüksek işletme giderlerine maruz kalmasından kaynaklanıyor. Şöyle ki ithalatta pek fazla bir sıkıntımız yok. İstediğimiz ülkeden Mersin üzerinden aktarmalı dahi olsa ithalatımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ham madde ithalatımızı. İhracatta da biz bugüne kadar Türkiye'ye yaptığımız ihracatta herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonra da yaşayacağımızı sanmıyorum. Esas sıkıntı iç piyasada. Esas sıkıntı iç piyasada. Şu anda genel ekonomik durumuna baktığınız zaman ülkenin satışların işletmelere geri dönüş süresi oldukça uzadı. Bu da ek finansman giderleri ihtiyacı doğuruyor. Bu bir faktör tabii. Maliyetleri etkileyen bir faktör finansman maliyeti. Bunun yanında elektrik faturalarımız oldukça kabarık. Dağıtımda, pazarlamada kullandığımız mazotun fiyatı hiç de ucuz değil. Üretimde kullandığımız elektriğin ve de gazın fiyatı hiç ucuz değil. Bunun ötesinde prensip olarak biz hiçbir zaman ucuz ve kaçak iş gücü çalıştırmadık, çalıştırmayız prensip olarak. İşletmemizde çalışan arkadaşlarımız hep uzun ömürlü olmuştur. Şu anda işletmede bizde çalıştığı yıllar itibariyle emekli olmuş ve hala çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Biz onlarla mutluyuz, onlar da bizlere mutlu. Karınca kaderince haklarını vermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi ülkede üretimin gelişmesini istiyorsak ki bu üretimin gelişmesi, her anlamda üretimin gelişmesi, tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe üretimin gelişmesi düzenleme ve teşvik ister. Uzun yıllar bunlar hiç gözetilmedi ülkemizde. Tarım sektöründe popülist politikalar uygulandı mı? Uygulandı. Sanayide hiçbir şey yapılmadı. Ta ki işte son 7-8 yıl, 10 yıl bile yok. Üretime teşvik başladı, sanayi üretimine. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin katkılarıyla olmuştur. Kahvenin bu kadar sevildiği ve kahve bitkisinin yetiştiği coğrafyaya yakın bir konumda bulunan Kıbrıs Adası'nda kahve bitkisi yetişebilir miydi? Böyle bir girişim olmuş muydu diye merak edilebilir. Aslında bu konuda ciddi bir araştırma ve çalışmanın yapıldığı ile ilgili bir bilgi yok. Şöyle diyeyim, bırakın biz biraz kurak bir ülkeyiz ama bunu gerek Antalya'da gerekse Karadeniz bölgesinde denediler.
Kıbrıs'ta benim bugüne kadar gördüğüm bir tek kahve ağacı vardı. Ortaköy'deki un fabrikasının orada trafik ışıklarının hemen sol tarafında şu anda kullanım dışı olan bir bina var. Onun bahçesinde bir ağaç vardı. Ağaç büyüdü, kahve ağacı. Meyve vermiyordu. İklim müsait değil. Yağışlı ve ılıman bir iklim istiyor. Kahve yetişen ülkelere baktığınız zaman ekvator çizgisinin kuzeyinde ve güneyinde, yani hem yağışlı hem ılıman tropik bir iklimde çok rahatlıkla yetişebiliyor. Çok ilginçtir. En son kahve üretmeyi başardıkları ülke Nepal'dir. Yıllık üretim yaklaşık 2,5-3 konteynerdir orada. Fiyatı da oldukça pahalıdır çok az üretildiği için. Bir çılgın İngiliz varmış gitmiş oraya, kahve fidelerini de götürmüş, başarmış. Çok ilginçtir. Şu anda dünya kahve literatürüne baktığınız zaman en kaliteli çekirdekler 2000 metrede yaşayan ağaçların çekirdekleri, düz ovadaki kahve bahçelerinin çekirdeklerinden çok daha lezzetli ve kaliteli. Yani doğa, şeydeki Etiyopya'daki kahvelerin çoğu platolarda, yüksek platolarda yetişiyor. Orman içinde yetişiyor, gölgede yetişiyor. Oldukça kaliteli çekirdekler var. Dediğim gibi Türkiye'de gerek Antalya bölgesinde gerekse Karadeniz bölgesinde, ki Karadeniz yağışlı bir bölge, çok aşırı da soğuk olmuyor yani. Ne orada ne orada yetiştirmeyi başaramadılar. Ağaç oluyor mu? Oluyor. Bitki oluyor. Ama meyve yok. Türk kahvesi sade ya da içine katılan şeker miktarına göre az şekerli, orta şekerli veya şekerli olarak yapılır. Kahvenin makbulü bakır cezveyle kumda ya da odun ateşinde pişirilendir. Türk kahvesi öncelikle kalitesinin çok iyi bir şekilde olması gerekiyor. Türk kahvesinin kalitesini öğrenmek için üzerindeki kokusuyla, tadıyla biz her zamanki gibi tabii ki alabiliriz. Kahveyi yapmadan önce kalitesini kontrol ederken kahvenin ince ince öğülmesi gerekiyor. Bu öğüntüyü elinizle test edebilirsiniz tabii ki. Bunu test ettikten sonra kahvenin kokusu nasıl olması gerekiyor diye hafif bir yaklaştırarak kendinize doğru içinize çekerek kahve kokusunu nasıl bir kalitede olduğunu tabii ki anlayabilirsiniz. En iyi kahve öncelikle kumda yapılan kahvedir. Kumda yapılan kahve tadını, aromasını, sıcaklığını kendi elinizle ayarladığınızdan dolayı daha güzel, daha kıvamlı olduğunu hissedebilirsiniz. Evet, güzel bir Türk kahvesi için öncelikle suyumuzu. Bir kişilik için cezveye. Yarım cezve bırakıyoruz. Daha sonra hafif oynatarak suyumuzu ısıtıp kahvenin daha iyi erimesini, daha güzel kıvama gelmesini sağlamak için daha sonra bir ölçek Türk kahvemizi bıraktıktan sonra orta şekerli için bir kahve kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz. Kahve hiçbir zaman karıştırılmaması gerekiyor. Çünkü tadını ve aromasını kendi ısınarak alması lazım. Hafif oval hareketlerle kumun içerisinde gezdirip o kendi kıvamını zaten bulacak. Daha sonra belli bir noktada sabit bir şekilde bekletip daha güzel ısınmasını sağlayabiliriz. Yaklaşık olarak bir 5 dakika veyahut da 5 dakikadan da bir az süre içerisinde kahvemiz oluşabilir. Baktınız kahve hafif köpürmeye başlıyorsa ısısını biraz daha arttırabilirsiniz. Hafif geriye iterek
veyahut da ileri iterek kumunu düzeltebilip kahvenin daha kıvamlı, daha iyi ısınmasını sağlayabilirsiniz. Esasında en iyi kahve kumda yapılır. Ama fazla zahmetli, boyalantı iş olduğu için o kum işi bitmiş artık. Yani şimdi cezvede tek tek yapıyoruz. Bazen makinelerde yapılır filan denir. Biz onları hiç kullanmadık, kahve makinesi. Tek tek yapıyoruz, daha güzel oluyor. En iyi kahve önce kahve konur cezveye, ılık su, çok sıcak çok soğuk olmayacak ve hafif ateşte iyice pişirilecek. Evet, bu şekilde iyice karıştırılır. Ve ne kadar hafif ateşli olursa o kadar güzel olur kahve. Bu kaynamıştır şimdi. Ama biz bunu iki defa veya üç defa kaynatırız hafif bir şekilde. Ve bu kahve böyle kaymaklı güzel bir kahve olur. Şekil bu. Kahve hayatımızın her parçasına girmiştir. Kız isteme günlerinde yapılan kahveler, özellikle bayanların fal kahveleri, komşu hanımları bir araya getiren sabah kahveleri, mesaiden sonra bir kahve içimlik arkadaş sohbetleri hayatımızın vazgeçilmezlerindendir. Evet Suzan, nedir bu içinde biraz sıkıntın var? Bir huzursuzluğun var, kendi kendine yapan bunu. Ama zaman zaman da sen nazara değil. Nazar var üstünde birazcık, birazcık azıcık zeytin yaprağıyla tütüt. Üstünden o sıkıntı aksın gitsin. Kumda kaynatılıp yanında Türk lokumuyla ikram edilen, kahvesi içildikten sonra telvesiyle geleceğimiz hakkında yorumların yapıldığı Türk kahvesinin yerini tutmasa da günümüzde değişik tat ve farklı yapılışta çok sayıda kahve çeşidi vardır.
Cappuccino'dan espresso'ya, Americano'dan latte'ye, onlarca kahve çeşidi insanların beğenisine sunulmakta. Değişik tat ve aromalardaki bu kahve çeşitlerinin sunulduğu mekanlar ve uluslararası markalar hızla çoğalmaktadır. Kültürümüzde önemli bir yere sahip kahve üzerinde çok sözler, türküler söylenmiştir. Bazen yar gözünü kahvenin rengine benzetmiş, bazen bülbülü çemenden kahveyi Yemen'den getirmiş aşıklarımız. Sanki billur bir pınar, kahverengi gözlerin, ruhuma neşe sunar, kahverengi gözlerin. Kahve Yemen'den gelir, a canım bülbül çimenden gelir, a canım bülbül çimenden gelir. Şairin gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane dediği gibi, bazen de dostlarla sohbet için kahveyi bahane etmişiz. Bazen de bir yudum kahveye 40 yıllık hatır yüklemişiz. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksam